Sevgili seyirciler, yeni bir 5'li 1 kap programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza Bahçeşehir Üniversitesi'nden, İstanbul'dan güzel bir akşam üzerinden çıkıyoruz. Ve yıl boyunca 5'li 1 kap programında bu yıl dünya raporu yaptık. Sizlere dünyanın haberini verdik. Ancak şimdi artık yaz saati uygulamasına geçebiliriz. Biraz daha sakinleşebiliriz. Pek çok kişi tatile çıktı ya da çıkmayı planlıyor. Tam da bu tatil arifesinde ya da tatildeyken biraz sizlerle popüler kültür üzerine, kitaplar üzerine konuşabiliriz. Zira bu tür programlarda genelde o kadar hızlı bir tempo oluyor ki uzun uzun konuşmaya çok zaman kalmıyor. İşte bugün o uzun uzun konuşacağımız zamanlardan birini yaratalım istedik ve ilk olarak da Sayın İlber Ortaylı'yı davet ettik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni kitabınız Türklerin Altın Çağı'da yeni çıktı raflarda. Bence yazın kitabı olabilecek bir kitap. Ağzınıza elinize sağlık. İlk olarak kitabın başında siz değiniyorsunuz. Aslında biraz şuradan bahsetsek ya. Evet. Ne kadar güzel bir yerdeyiz. Bir yandan ıhlamur kokuları geliyor. Beşiktaş'ta vapurlar tabii yaklaşıyor. Bu artık Boğaz'ın girişi sayılıyor. Boğaz'ın girişi Üsküdar Beşiktaş arasındayız. Geçtiğimiz gün Profesör Doktor Abdigüzel, ODTÜ Mimarlık Bölümünden evet. Hocamız bir iki fotoğraf paylaştı İstanbul'da. Yani buraların her yer dutlukmuş. Hani her yer var ya öyle yemyeşil. Ya tarlalar var, şüphesiz ya şey var. Şüphesiz bir şey oluyor. Bu tabii bu şimdi böyle konutla kaplı yerler. O zamanlar koru. Bu koruların içinde yananlar oluyor zamanla. Doğal yönlerde. Çıkmış, yanıyor, doğal olarak yanıyor mesela. Sonra tekrar yetişiyor. Çünkü evet. İlk etapta o kadar feci değil. O yangından sonra orman kendini yenileyebiliyor galiba. Bu resimler var, gravürler var daha evvel. Bizim gençliğimizde, biz artık 70 yaşına ulaşan nesiliz. Boğaz öyleydi yani, her zaman böyle bir bulutlucu havalarda, hele bayağı esrarengiz derecede ormanlık, yeşillik. Meraklıları İstanbul'un ağaçları ezberlerlerdi. Şurada bir ağaç var, onunla çok yakışmış falan, yakışmış birbirine gibi. Bunlar şunu sormak istiyorum bitti. Hocam, İstanbul'un gelişimi daha farklı olabilir miydi? Yani iyi bir şey olabilirdi, için İran olsaydı. Olabilirdi. Çünkü burada 950'lerde sanayileşelim de ne olursa olsun, çoğu da sanayi dediği tesislerin hiç 10 kuruş etmez yani. Asrın 20. yüzyılın ortasındaki teknolojinin de şeyinde çok gerisinde. Fevkalade kepaze kuruluşlar çoğusu. Şimdi bunu söyleyebiliyorum artık çünkü bir kriz yaratacak şey değil. Bunlar işçileri tutuyorlar. Özel sektör her zaman için arzu edilmeyen bir dal. Yani devlet sektörünü tercih ediyorlar. Şimdi öyle değil. Şimdi kalifiye işçi özel sektörü tercih ediyor. Çünkü maaşlar daha üstün. Evet. Artık ona usta diyebiliriz. Ve bu şeyler, bunların çıkardığı ürünler yarım yamalak şeyler. Tamamen gümrük duvarlarıyla korunuyor. Bir kısmı bunların kaldı. Devam etti ismiyle. Çok az kısmı. Öbürü çoğu battı gitti yani. Çocukları, yani torunları dedemiz fabrikatörmüş diyor. Şehir planı falan hiçbir zaman yok. Bizde imara riayet edilmez. Ve öyle bir şey ki şehir büyüyecek diyor. Nereye büyüyecek kendi de bilmiyor. Mesela Bakırköy'de çimento fabrikası vardı. Daha ne diyeyim sana, yani Bakırköy'e gelmeden Zeytinburnu ile arasında. Bunu bir sürü insan hatırlar. Ve bu rantabilitesi tükenmeden oradan çekilmek zorunda kaldı. Çünkü olacak kepazelik değil artık yani. İstanbul'un uygun kalabalık bir semtinde tepene aksi takdirde toz yağıp oturuyor. Bilemediler. Mesela gecekondu semtleri için önlem almaları gerekirdi. Ne bakımdan? Efendim, gecekondunun çirkin yapılarına karşı önlem değil. Yani belli ki orası çok yakın bir zamanda kıymetlenen bir arazi olacak. Oysa bunlar miri arazileri yağmaladılar. Onların düzenlenmesi lazımdı. Yani maliye bunların satışını falan planlayacaktı.
veya devletleştirecekti tamamen. Yani miri arazi diye, evet, Osmanlı'dan kalma bir toprak biçimidir bu. Bunun rakabesi devlette olur, köylünün ekimine verilir. Yani İstanbul'un etrafı bile bundan doluydu. Bu böyle bir arazi olabilir mi? Böyle kıymetlenen bir yerde bunu ya alırsın, parsellersin, satarsın ya sosyal amaçla dağıtırsın bir kısmını veya kamu kuruluşlarına verir. Hiçbiri yapılmış değil. Böyle kendi başına patladı bu. 950'lerin gecekondusu, Vartal gecekondusu, 60'larda 2-3 katlı gecekondu oldu. 70'lerde artık tamamıyla bir mafyanın iş alanı haline geldi. Garip araziler, o arada onların bir kısmı tapulandı falan. Böyle birdenbire milyarderleri çıktı. Sırf bu olay yüzünden de köyden bir çekim başladı. Evet. Köyden bir çekim başladı ve bu elan devam ediyor. Ve altyapısı, efendime söyleyeyim, elektriği, suyu, okulu olan köyler boşalıyor. O derecede boşalıyor ki bunların ölüm ilamı demek olan hükmü şahsiyetleri kaldırılıyor. Yani bu bir manzaradır. Evet. Vilayet İdare Kurulu'nda valinin başkanlığında toplanırlar. Bir köyün birkaç zaman boş kalması, kimsenin gelip gitmemesi, hali arazi haline dönüşmesi mesuliyeti cazip eder. Evet. Onun hükmü şahsiyetinin kaldırılması gerekir. Yani biraz böyle içleri sızlayarak falan bir ölüm ilamı gibi bunu şey yapar, kabul eder üyeler. Niye? Çünkü galiba arazinin kullanımı konusunda iktidarların kendi içlerinde bile anlaşma olmuyor. Evet. Yani kim bu araziyi satın alacak, yağmalayacak mı, alacak mı, kime ne verilecek falan, bunun kavgası oluyor, çözemiyorlar. Tıpkı böyle malını bölüşemeyen bir baba gibi hükümetler de aciz kalıyor. Peki İstanbul'un hikayesi değişebilir mi bundan sonra sizce? Çok zor, çok zor. Ve öyle zannediyorum, gelmiş, öyle hayır, öyle gitmez çünkü ölürsün. Yani bir kavanozun içindeki bakterilerin miktarı arttıkça biliyorsun hepsi ölmeye başlıyor. Bu benzetme kabadır ama bu böyle. Burası bu nüfusu kaldırmaz. Bunu söylüyordu insanlar ama hiç fark önlemiyordu. Bu şehri yönetenler diyor ki açıkçası 15 milyona kadar idare eder, 15'ten sonra kaçan kurtulur diyor. Anladın mı? Evet. Bunu söyleyen adam bu şehri... Şimdi 15'e geldik. Ne 15'i geçtik bile. Yönetiminden sorumlu adam bunu ne zaman söylüyor? 80'lerin ortalarında söylüyor. Yani biliniyor, herkes bunu biliyor ama hiçbir tedbir almıyor. Yani ne araziyi kontrol ediyor, ne doğru düz sıkı bir imar kontrolü. Tam aksine bir takım binaların yapımı için belediye bir şey yapsa Ankara müdahale ediyor. Veya Ankara'dan kaçırarak işi belediyeler bir takım şey çeviriyor. Öyle ki aynı partiye bağlı iki belediye birbiriyle yiyişiyor. Bir kere bu büyük şehrin ortaya çıkışı, yani bu bir sorumsuzca ortaya çıkıştır. Basit bir taklittir. Küçük belediyeler, semt belediyeleri ve büyük şehir. Bu maalesef iyi planlanarak, tecrübeler değerlendirilerek, toplum genellikle planlanarak yapılmış şeyler değil. Yani böyle alelacele. Hele şimdi o seçim bölgesi halinde düşünülüyor araziler. Ve aralarında nispetsizlik görüyorsun. Mesela öyle belediye var ki hem Anadolu hem Rumeli yakasında. Bura Rumeli yakasıdır, Avrupa değil, onu söyleyeyim. Evet. Saçma laf olmaz. Yani siz burayı Avrupa yakası yapmakla AB üyesi falan da olmazsınız. Bunlar hep özel yer laflardır yani. O zaman çıktı. İşte yok plakaların üstüne yıldız koymalar bilmem neler falan. Saçma yani, özenti. Çocuk özentisi gibi. Bu şeylerde mesela birisi var belediyenin gayet şey, şimdi bunu nazar değmesin şey için söylemek lazım değil mi? İleride Beylikdüzü için. O oradaki etraftaki lüks yerleşmelerin İngilizlerin, Amerikalıların posh neighborhood dediği yerlerin, evet, çekim merkezi haline geliyor. Ona
İşte karşıda var galiba Pendik Kartal'da böyle gece kondu statüsünde yerin olmadığı. Baştan ayak arazinin planlı ya planlı değilse bile mülkiyetli tapulu geliştiği. Ama çoğusunun hakikaten çok çarpık altyapısı var ve bu hiçbir şekilde genel sosyoloji yönlemleriyle anlaşılamaz. Yani Avrupa'nın şehirlerinin sanayileşmesi ve büyümesiyle Türkiye'nin sorunlarını yapılanmasını anlayamazsınız. Bunu özgün olarak tetkik eden eserler yok değil. Mesela bizim kuşaktan Sema Erder yaptı bunu Ümraniye için. Evet. Çok ilginç şeyler. Bu doğrudur. Nereden doğrudur? Yazıya dökülmese de mesela o bölgede mecburi hizmet diye bir şey çıkarttıydı Kenan Evren zamanında biliyorsun. Evet. Tıp fakültesini bitiren orada çalışmazsa diplomayı alamıyor gibi. O birkaç yıldaki hekimlerin mecburi hizmetlerini ben oraya çok şey kattığını zannetmiyorum. Niye? Çünkü zaten onlar dolmuşlarını atlayıp merkeze gidiyorlar. Kimse o mahallede veya köyde Anadolu'da pek gitmiyor sağlık ocağına. Fakat gidenlerin bir faydası oldu. Bunlar gördüler dünyayı. En azından başka bir dünyayı. Evet yani bütün kendi kalıpların konuşulanların çok gülünç olduğunu anladılar. Ve dediler ki bu böyle değil. Ve bunların sosyolojinin bunların gözlemleriyle Türkiye'deki sosyolojinin pek alakası olmadığını gördük biz. Birkaç arkadaşımız bir ekoldür bu. Bunlar doğruyu gördüler. Burada daha fazla isim de vermek istemiyorum. Evet. Birisini verdim. Çünkü duayendir artık bizim yaşımızdadır. Reklama ihtiyacı yoktur. Öbürleri için reklam olur diye kullanmıyorum. Burayı zaten bilenler literatürden tanırlar. Böyle fiksiyonla, benzetmeyle yok işte 3. Dünya favelaları falanla bu iş anlaşılmıyor. Çünkü burası dinamik bir toplum. Çok iyi bir şey. Gelişiyor. İkinci Umumi Harbe girmemiş ve bir birikim sağlamış. Evet. Cumhuriyet rejiminin bu ülkede getirdiği bazı kazanımlar var. Sağlık sorunlarının, eğitimin çözümlenmesinde. Hep bunu küçümserler ama biraz rakamlara baksınlar. Ve lütfen bazı çağdaş araştırmalara baksınlar. Çağdaş araştırma 960'tan sonraki Ford Foundation araştırmaları evet. Diyorsun. Yani mesela Doktor Eckhart'ın şeyi var Hitler'in evet. Zamanında kaçıp gelen. Bu kazanımlar burada bir başka büyüme hızı evet. Yaratmış. Hocam güzel bir iki konuya da değinmek istiyorum. Evet. O yüzden bölüyorum sözünüzü. Tam karşımızda Üsküdar var. Evet. Yeni geliyorsunuz sanırım. Evet. Üsküdar'daki bir Mimar Sinan Camii'nin etrafındaki bir kazık çakma olayı. Evet şimdi şey onu yapmış. Bu restorasyon meselesi zaten sorunlu bir mesele. Ama orada restorasyon yapmıyor. O orta araziyi büyütecek belediye birkaç ahbabına veya hadi günahını almayalım bana ne zaten hiç toptan günah birilerine verecek. Onlar da oraya çayhane kuracaklar. Üsküdar hakikaten çay içmek için oturacak yerin yoktur. Ben orada oturuyorum. Evet. Ve yapılamaz da. Çünkü bu kafayla ve bu zevkle öyle bir şey teşekkür edemez orada. Mümkün değil. Oraya gidip oturacaklar. Denize bakıp çay içecekler falan. Sonra nargile fokurdatır. Ya kardeşim orada çayhaneyi o zaman Mimar Sinan Hazretleri planlardı. Size mi kaldı? Yani bütün 5 asırlık Osmanlı Türk'ü, Cumhuriyet belediyeleri hepsi görgüsüz, ödüksüze kaldı medeniyet. Bu insanlarda böyle bir kendini beğenmişlik vardır. Bu cehaletin getirdiği bir cürettir. Hiçbir şey yapamıyorlar biz iyisin. Mesela adam diyor ki arşiviniz küflenmiş diyor. Peki küflenmişsen o zaman gidip küflü arşiv yapmak zorunda mısın? Kağıthanede değil mi? Daha aklı başında bir şey, daha aklı başında bir yerde yapabilirsin. Yapmana da lüzum yok. Bazı binalar var. Miri binalar. Bunları şimdi mesela kullanır. Bu cami restorasyonu herkes karşı. Cami restorasyonu değil bu. Bu orada arazi dolduruyor. Herkes karşı. Yani şimdi iktidar destekleyen kalemler doldu. De karşı. Şey de karşı. Üsküdar'ın sahilinde ne vardı biliyor musun? Bugünkü 3. Ahmet Çeşmesi. Yani kayıktan inenler 3 adım atar çeşmenin yalağına gelir. Tıpkı
Beykoz'da öyleydi bir zaman. Orada Emine Ağa'nın çeşmesi vardır. Aynı şeydir o. Gümrük Emine'nin. Bu böyle bir özelliğidir Boğaz köylerinin. Şimdi o doldurulmuş 50'lerden sonra. Yani ben onu çocukken çok farkında değilim ama hatırladığım bir gün bir yerden otobüsle geldik ve oradan araba vapuruna bindik. Doldurulmuş. Şimdi bu da burada dolduruyor. Ya adam onu böyle upuzun bir uzantı o denize doğru. Oraya minyatür bir cami kurmuş. Yani bu Mimar Sinan Hazretleri sırf dünya tarihinin en büyük camilerini Selimiye Süleymaniye'yi değil, küçükleri de yapmayı sever. Bu ondan sonra Tophane'deki Kılıç Ali Paşa, hele evet. O Ayasofya'nın bir minyatürü gibidir. Baktığı zaman böyle bir pandantif. Yok onun önüne illa kazık çakacak, uzatacak falan. Oraya yayılacaklar, o böyle bit gibi kalacak meydanın arkasından. Bu bir rezalettir. Mesela bu bir yapıdır ve bunu görenler ya çok manasız laflar da söylüyorlar. Asabımız bozuluyor ama ne yapabilirsin? Kabe-i Muazzama'nın etrafını doldurdular, Allah doldurdular böyle o Araplar o şeyler. Büyük otellerle. Büyük otel, boğuldu gitti o Kabe böyle ortasında. Yani bu hangi hödüklük, nereden geliyor bir, kim bunları böyle şey yapıyor yani. Burada da böyle birkaç tane camimiz kaldı kıyıda bu İstanbul'un silüetini veren. Öbür tarafta da Yazıcızade'nin yanına kocaman bir iskele kuruyor böyle. Efendime söyleyeyim 10 metreymiş. Yani bu artık affedersiniz sayı saymamak ve şey bilmeme. Bir de bir sloganı çıktı bu mimarcıların burada. Bu mimarcı arkadaşların. Efendim diyor herkes kendi işine bak. Ne işim benim işim bu işte yaşadığım şehre bakarım. Benim işim bu. Sizin ayrıca benden fazla iş bildiğiniz yok. Çünkü sizin statik, betonarme falan gibi şeyleri öğrenmediğiniz, okumadığınız diplomanızla sabit. Çok uzun evet. Bir zamandan beri bu dersler okutulmaz mimarlara. Bilmezler bunlar. Oraya o kazıkları çaktıran adamların bu işlerden anlamadığını aklı başında herkes söylüyor. Dolmabahçe'nin arkasına o statı yaptığından oraya kayar. Hiç bana takımcılık falan yapmayın. Futbol sevgisi başka şeydir. Vatanın abidelerini korumak ayrı bir şeydir. Bunu ciddi olarak düşünürsün. Böyle sokakta top bulmuş çocukların şevki ve aşkıyla bazı şeylere karar veremezsiniz. Ciddi olmak zorundasınız. Spor çok ciddi bir şey. Ama veriyorlar işte, veriliyor. Verilirse böyle olur. Niye eskiden futbolu hep az gelişmiş ülkeler önde götürürken bugün vallahi bu birincilik Almanya'dan falan aşağı inemiyor bir düşünsene. Çünkü herifler ciddi. Köyde bile spor salonu var. Spor alanı var. Futbol sahası var. Bilmem ne var. Evet. Ciddi ciddi yapıyorlar. Futbolcu dediğin aynı zamanda yüzebiliyor. Olimpik havuzda evet. Bilmem ne. Bunlar önemli. Şimdi İlber Hocam kitabınıza gelince Türklerin altın çağına uzun uzun bir tarihçi tanımıyla başlıyorsunuz. Evet. Bunların bir önce bu tarihi kim yazıyor anlatıyorsunuz. Evet. Neden bunu önemsiyorsunuz? Çünkü ben şöyle düşünüyorum yani aslında tarih metodolojisi üzerinde bir yaklaşımı ele alan bir kitap lazım ayrıca. Fakat ondan evvel düşünüyorum ki böyle bir giriş de lazım bu. Neden? Yani bir bu şey tarih nasıl değilim? Şimdi mesela böyle bir şeyler söylendi bu memlekette. Bunu aklı başında diyeceğimiz adamlar. Efendim diyor biri, Brodel'den önce ve sonra tarih diyor. Fesubhanallah ya. Yani Fransızlar bile diyor ki, Brodel'in yöntemini çok evvel bizde 18. yüzyılda Languedoc rahipleri kullandı. Manastırdaki rahipler. Evet. Languedoc dediğimiz Güneydoğu Fransa'nın tarihini yazarken ta Roma'da evrinden beri bu yöntemi izlemiş. Biri bakıyor da Tükidides aynı şeyi yapıyor diyor. Doğru. Yani Tükidides ile Herodot arasında da zaman farkı çok azdır. Evet. Biri bambaşkadır, biri bambaşkadır. Binaenaleyh tarihçilikte öyle tıp gibi falan ilerleme yoktur.
Tarihçilik bir ekoller, bir bakılışlar şeysidir. Tarih bir ilim değildir. Fakat araştırma yöntemleri herhangi bir sosyal biliminkinden çok daha pekin, serttir. Evet. Yani kullandığı malzeme, onun değerlendiriş yöntemleri falan çok daha serttir. Ha, ortaya çıkardığı malzemeyi sonra 5 ayrı tarihçiye versen 5 ayrı kompozisyon çıkar evet. sana. Bu başka bir şey. O bakımdan biz bunu yapmak zorunda kaldım. Yani nedir bu tarih, Türk tarih yazımındaki bu sorun diye biraz düşünelim diye yaptım onu. Yine diyorsunuz ki kitabınızda, tarihini reddeden bir ideolojinin bize has bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizde kimlik sakatlığı mevcut diyorsunuz ve oradan da 3. Roma'ya geçiyorsunuz. Özellikle Türkiye'nin tarihinin Türkiye Cumhuriyeti ile başlatılması sizi rahatsız mı ediyor? Yanlış mı diyorsunuz? Vallahi rahatsız falan etmiyor. Gülünür buna. Bunlar tarih marih bilmeyen geveze insanlar. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani şimdi birine kalkıp ulan sen adam mısın? Senin tarihin senle başlıyor. Daha evvel ananın babanın kim olduğu belli falan değil dersen ne olur bir tane yersin burnunun üstüne diye. Ha, toplum için adam bunu söylüyor. Ben buna mesela tarih mehafillerinde falan rastladım. Böyle lunatik insanlar var çıkıp konuşuyor, saçma bu. Böyle bir şey olmaz yani, bu ne Marksizm değeri var bunun, ne Weberyanizm de var, böyle bir şey yok. Bunlar garip insanlar. Tabii her birinin arkasında bir neden yatıyor bunu yaparken. Nedir o neden? Bu nedenlerin başında şu geliyor. Dini konular geliyor. Etnik konular geliyor. İnsanların bir takım bir şeylerden, identite dediğimiz kimlik şeylerinden, bunalımlarından veya çatışmalarından azade olmak için böyle bir zamanlama yapmaları gerekiyor. Bizde başlar her şey. Eskiyi unut falan gibi böyle bir şey olmuyor maalesef tarihte. Olmuyor. Şimdi tarihin kayıt tutucuya göre değiştiği de bir algı, böyle bir algı da var. Kayıt tutucuya göre değişmez. Yorum kazananlar değişmez. Mı yazar bizde? Yani palavra. Kazananların tarihi midir? Hayır, ne yazarsın yani, şimdi yalan yazarsan o bir şey ifade etmez. Şimdi adamın biri oturup da şöyle bir yorum yapabilir bak. İki yorumdur bu. Celali isyanları bu Anadolu'yu mahvetti. Yorum. Celali isyanları yani 16. asrı hemen hemen evet. kapsayan, 17'ye sarkan büyük ayaklanmalar. Celali isyanları tam tersine Anadolu halkına bir silinme ve dinamizm kazandırdı. Bunu sonraki 2-3 asırda görürsün derse bile. Evet. Bu da bir yorumdur. Celali ayaklanmaları tam bir sınıf çatışmasıdır. Merkez bürokrasinin, lord bürokrasinin üçkağıtçılığına ve soygunculuğuna karşı Anadolu'nun ayaklanması, işte küçük mollaların büyük mollalara karşı ayaklanması, medrese talebelerinin fukara falan, bu bir yorumdur. Hayır efendim, alakası yok. Bu tamamıyla elitler arası bir çatışmadır. İşte burada bir sadrazam paşa, burada daha evvel oralara kadar gelmiş bir abaza bilmem ne paşa. Onun etrafındaki kuvvete bakın, ona bakın. Bu başka türlü bir nüfuz alanı. Bu da bir yorumdur. Bunları yapabilirsiniz, bu resimleri çizebilirsiniz ama yalan söyleyemezsiniz. Yani söyleniyor mu? Söyleniyor, hiçbir şey öğrenmiyor, bilmiyor, oturuyor. Mesela işi diyor mezhep çatışmasına getireceğim diyor, zorluyor bilgiyi, anladın mı? Veya tam tersine işi getireceğim diyor, başka şeye bindireceğim, fakire, zengine, zorluyor bilgiyi. Halbuki ortada belki daha da feci görünümler var. Evet. Ortada bir otorite çökmüş, o otorite niye çökmüş mesela? Çok garip bir şey. Bütün toprak nizamı falan da almaya başlamış. Evet. İlber Hocam, pek çok kişi de şu an yeni kuşak tarihi biraz tarihi dizilerden takip ediyor. O tabii çok normal çünkü hiçbir şey bilmiyorlardı. Peki mesela siz bu dizileri Avrupa'da seyrettiğiniz zaman Türk ne görüyorsunuz? Böyle şal var, paraşüt gibi şişmiş bir şal var. Ucu böyle aydede gibi dönen bir çarık. Kafada bir sarık var, aman Allah'ım, yani yarım metre en aşağı.
böyle bıyıklı bir herif, Türk. İşte onun yanında da acayip kılıklı, örtülmüş mörtülmüş, ne hikmetse göbeği açık bir kadın falan. Böyle şeyler. Bırak eski, ya yenisinde mesela o şeyde, Midnight Express'te bir hapishane gösteriyor. Herkes hacı gibi beyaz giyinmiş. Bin bir direk sütunları gibi şeylerin arasında geziniyorlar. Belki de orada çekildi. Herhalde Mısır'da çekmişler onu. Nerede? Orada da var öyle. Peki yeni dönem diziler var. Mesela Muhteşem Yüzyıl var. Medresede Muhteşem Yüzyıl yapıyor. Var, Diriliş var. Efendim, oraya geleceğim. Bunlar bak, o Diriliş'i de o Muhteşem Yüzyıl. İşte Abdülhamit'le ilgili bir dizi yayınlanıyor. Onu geçin efendim. Yüzyılda. Tabii ki tarihi realiteye uymayan gayet acemi senaryolar var, fakat orada bir şey çok önemli. Artık aktörler aktör, figüranlar body body koşan adamlar değiller. Herkesin boyu bosu yerinde, herkes müzik biliyor, herkes dans görmüş, çok belli bir şey, spor yapmış, desenler değişmiş, tekstil sanayi gelişmiş, perdeyi tekstil güzel duruyor ve müzik gelişmiş. Evet. Onun için bu birdenbire bir Türk imajı değiştirdi. Yani yoksa tam realiteye gitmiyor. Sırf burada değil, Avrupa'da da millet bakıyor buna. Latin Amerika'da da, yani dünyada pek çok yerde. Bilmeyen Orta insanlar Doğu'da da görüyor. Türk deyince böyle bir şey çıkıyor karşısına. O haremli adamın, kadının kılığı değişmiş. Güzel insanlar falan, böyle bir şey. İyi bir şey mi bu? Bu bir aşama, bu bir aşama, yeterli değil. Ayrıca ben o adamların bu aşamayı da pek hesapladığını zannetmiyorum. Türkiye buraya kendiliğinden gelmiş herhalde. Yani birileri bir konservatuvarlar açmış, oradan bir takım insanlar çıkmış, devlet konservatuvarı. Birileri aktörün müzik ve dans bilmesi gerektiğini telkin etmiş, yapmışlar, olmuş. Yani bunlar herhalde 50'lerde, 60'larda çevrilen tarihi filmler böyle değildir. Evet. Açıkça söylemek lazım. Onun için iş değişiyor. Yani o sarayın avlusunda gördüğüm zaman adamları, biz bile neredeyse işte dizilmiş yeniçeriler, destur hünkar diye bağırıyorlar falan. Şey, böyle Kafkas dans ekibi gibi yürüyor adeta, kayarak. Çünkü adalelerine sahip adamlar, o önemli bir şey. Kadınlar öyle. Bunlar değişim, teknolojide değişim bu. Bu evet. Aktörlük de bir teknoloji, değişmiş aktrislik. Aynı şey yani. Onun için o miserable denen hakikaten sefil görünüm yok olmuş. Ama hala onlar tarih değil. Ben tarihi film tarih değildir ama uydurmanın da bir ölçüsü olur. Onu öğrenmeleri lazım da. Şimdi yine kitabınızda öz Türkçeleşme takıntısının yanlışlığından bahsediyorsunuz. Neyi kastediyorsunuz? Evet, çünkü onu çok bilen insanların yapması lazım. Sadeleşmeyi dünyada yaptılar. Almanlar başladı, Macarlar başladı, Farslılar yaptı. Farslılar, İran. Evet. Biz tabii Macarca için hüküm vermek durumunda değiliz ama size şeyi söyleyebilirim, Almanca çok enteresan. Yarattıkları yeni kelimelerle eskileri atmayı amaçlamışlar 19'da. Fakat bugün atamıyorlar. Yani abstraktif ve konkret yerine anschaulich, unanschaulich buldular. Sonunda bunlar ikisi de ayrı şey ifade eder dediler. Çünkü düşünüyor. Böyle bizdeki gibi anlamla mananın birini atmıyor. Çünkü o da lazım, o da lazım. Yani siz yine kitabınızda diyorsunuz ki Farsçadan, Arapçadan bazı kelimelerin tamamen dışlanması... Nereden atacaksın? %40'ı lisan nereye atıyorsun? Kısırlaştıran bir şey Türkçe. Kısırlaştırma değil, bir müddet sonra yürüyemez hale geliriz işte. 300 kelimeyle konuşan insanlar var Türkiye'de. Ve bu tesir ediyor. Almanya'daki Türk gençliği, sokakta görüp konuşursan büyük problem yok. Yani öyle o kadar da komik değiller bazılarının, evet, anlattığı gibi. Benim Mutti bugün kranka çıktı falan diye konuşmuyor. Uydurmayın. Konuşuyor Türkçe Meryem falan. Uzerli gibi konuşuyorlar daha çok. Benim? Meryem Uzerli diye bir... Hayır, o bile biraz şive gerilebiliyor fakat daha kötü. Yani bakıyorsun çok normal diyorsun.
Meryem Uzerli'nin Türkçesi hemen hemen hiç yoktu. Çünkü o karışık evlilik çocuğu. Evet. Fakat buraya gelince çok fazla geliştirdi dilini. Ve o öğrenmeye teşne bir insan. Öyle olduğu görülüyor. Evet. Yani böyle ben biliyorum havasında gezinen tiplerden değil. Onun için o bana göre Türk sinemasının bir kazancı. Evet. Yalnız etrafında tabii onu yetiştirecek ve yönlendirecek iyi bir grubun olması lazım. Bu çok dikkat edilecek şey. Aynı şey futbolcular için de geçerli. Çünkü onların da bazıları transfer halinde geliyor. Bu bir önemli evet. bir şey. Mesela siyasete sokamazsınız bunları kendi reklamınız için. Başka türlü yapın. Yani halkın idolü haline gelen bir takım insanlar üzerinden siyasi reklam yapamazsınız. Bu düpedüz edepsizliktir. Evet. Benim elimde iktidar olsa bunu kanunen yasak ederim. Yani düpedüz bunu hani nasıl Avrupa demokrasisi mesela seçim harcamaları şu kadar olacak, kontrol edilecek. İşte şu şu bilmem ne olacak. İşte hediyelerin miktarı bunu geçemez. Herifler kralı attılar be, İspanya kralını. Pahalı saat verilmiş. Ya kardeşim saati alan herif anladık ama adam da Saint Louis'nin torunu yani ha. Yani yani biri dese Şeyh Efendi'ye veriyorsun da buna niye vermiyorsun? Evet. Şimdi bu ayrı bir şey fakat bizimkiler orada Türkçe bilmiyor. Bir tarih filmini, bir şeyi, felsefe konuşmasını anlayacak durumda değiller. Hiç. Evet. Şimdi yeniden kitabınıza dönelim. Türklerin altın çağında. Türk dediğiniz kimdir? Türk. Türk. Türk dediğimiz Türkçe konuşan bir kavimdir. Yani bugünkü Türkçeyi dünkü formlarıyla, daha evvelki günkü formlarıyla konuşan bir kavimdir. Evvelki ayrım budur. Ve tarih olarak bunu tespit ettiğimiz ölçüde, yani yazılı olarak ya kendi yazılarıyla Göktürklerde olduğu gibi, o bu arada söyleyeyim o 8. yüzyıl değil, biraz daha geri gidiyor son araştırmalar. Evet. Çünkü çok kapalı bir dünyaydı. İlk bulunan abideler en üstteki diye 8. yüzyıla verdik. Hayır, daha geriye gidiyor. Gömülü yazıtlar falan var. O buluntular kendini ifade etmeler dışında fragmanlar dediğimiz başkalarının bizimkiler hakkındaki malumatı, bizim isimlerimizden, bizim kelimelerimizden, deyimlerimizden bahsederler. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun üzerinde durulabilir. Bu da biz anlıyoruz ki ortada bir Türk var. Bu Türk'ün dini değişiktir. Evet. Değişiktir. Hatta tarihte birkaç kere değişmiştir. Hatta aynı zamanda farklı dinler vardır. Ama şurası bir gerçektir ki Emeviye devrinde efendime söyleyeyim Ukba bin Nafi gibileri Kuzey Afrika'da kavga ederken Kuteybe bin Müslim de gelip bizi Müslüman yapmış değil. Bu bir efsanedir ve bu bir taklittir. Bir yorum taklididir. Yorum taklidi nedir? İşte Kinyaz Vladimir Rusya'yı 3 günde Hristiyan yapıyor. Ki vaftiz olun diyor. Olmayanı nehre batırı çıkarır vaftiz ederim. Ölen ölür diyor. İşte bilmem Saint İstvan Macaristan'ı taklit evet. ettiriyor falan. Böyle bir şey yok yani bizim tarihimizde yok. İlk devletimiz İslam devleti biliyorsunuz. Bugünkü Çin'de kalan Sincan bölgesindeki Karahanlılar. Burada bile bir münakaşa olmasına rağmen kim kimden çıkıyor, hangi hanedan, nereden geliyor? Çok önemli bir çatışma. Burada girmek istemiyorum. Evet. Türk araştırmalarının çok önemli bir öncüsü, Batılılardan çok farklı bir adam. Ukraynalı Omilyan Pritsak'la aşağı yukarı bizim kuşaktan sayılacak Reşat Genc'in bu Karahanlılar Devleti'nin çıkışı arasındaki farklı görüşleridir. Ama buna rağmen şurası bir açıktır ki bu 10. yüzyılın sonu, dikkatinizi çekerim. Evet. Yani 10. yüzyılın sonunda mesela İran'da
Müslümanlığın gelir artık kaç asır olmuş ve hatta artık Firdevsi gibi o Müslümanlığa ve Araplığa karşı kafa tutan böyle beyitler döktüren insanlar var. Bu çok önemli. Evet. Bir başka yine kitabınızda eğitim sistemi hakkında bir şeyler söylüyorsunuz ve eğitim sisteminin daha aslında sıkı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Neden? Beğenmiyor musunuz Türkiye'deki eğitim sistemi? Hayır, hiç kimse beğenmez. Kimse beğenmez. Neyi beğenmiyorsunuz? Kötü canım, neresi beğenecek bunu? Şimdi bakınız, bu böyle bir facia değil. Şey değil, böyle sıradan bir olay değil. Böyle kalkıp da siz gettiniz, bizim parti geldi, biz bunu daha iyi yaparız falan. İşte sapıttınız, biz dinle öğretiriz. Yok, biz milliyetle öyle hiç alakası yok. Eğitim bütün dünyada çöküntü halinde olan bir kurum. Bütün dünyada çöküntü halinde olan bir kurum. Ama Türkiye'de 19. de en çok değiştirilen kurum hiçbir belki de. Şekilde mesela değiş. Şu anda yani AK Parti hükümetinin en çok değişen bakanlarından bir tanesi Milli Eğitim Bakanı. İstediği her kadar Milli Eğitim Bakanı da geliyor, ne kendi oluyor, kafasına ne yapıyor, bir şey yapamıyor ki, değiştiriyorlar canım. Her değiştirmede de illa kötü niyeti aramayın. Bir şey yapamıyor demek. Bir programla gelemiyor. Siz Türkiye tarihinde Hasan Ali Yücel'i söylüyorlar. Hasan Ali Yücel öğretmenlerle çok uğraşan, programı takip eden, kendisi aktif öğretmenlik yapan biriydi. Ama Hasan Ali Bey daha çok bir kültür bakanı gibi görülüyor. Öğretmen olan, yani gerçek anlamda bir eğitimsiz, ümmi bir memlekette eğitimi kurmaya kalkan insan Mustafa Necati'dir. Çok zamansız, evet. Ve elegan. Ben başka bir Milli Eğitim Bakanı tanımıyorum. Peki neden? Şimdi bana 40 neden kişi yok? İtiraz eder. Evin bizim arkadaş vardı, milliyetçiydi ya toplumcuydu. Ben nesi kalmış ona bakarım geriye. Geriye nesi kalmış ona bakarım. Mustafa Necati'nin yetiştirdiği öğretmen tipiyle ben, benim arkadaşlarım 47'li 48'li doğumlular bile sağlam bir ilk mektep tahsili gördüler hiç değilse. Ve onun kurduğu eğitim enstitüleriyle ortaokullarda doğru dürüst öğretmen gördük. Ben bunu mukayeseli olarak gördüm hem. Yani ortaokul hem yabancı bir okulda hem Türk okulunda yaptım, bilirim onun için. Evet. Ama siz ondan sonra bana böyle bir müessese bırakan adam söyleyebilir misiniz? Neden yok? Yok, çünkü bu ayrı bir şey işte. Bir kere ilke yok, prensip yok. Nasıl bir insan yetiştireceksiniz, onun üzerinde düşünmüyorsunuz. Pedagoji denen ilim Türkiye'ye lafla girmiş. Her dönemde sağda solda eğitim yapanlar, kendilerine göre tez yazan insanlar gelmişler, bu konuyu böyle hazırlamışlar. Bu çok enteresan bir şey yani. İlber Bey, kitabınızın dışında yeni bir kuşak doğdu. Okumuyor. Aklı fikri akıllı telefonunda. Sürekli canlı yayında. Akıllı telefon herkesin problemi. Hayır. Akıllı telefon herkesin şeyinde problemi. Ben bizim hocalardan kaç kişinin gözünün süratle bozulduğunu biliyorum. Yani ben o aleti kullanmam. Hiç kullanmadım. O dili öğrendim ama yani 69-70 yılında Fortran 4 öğrendim. Yazmayı öğretiyor bize, program yazmayı. İşte fazla ilgilenmedim, bıraktım zaten. Ne olduğunu anladım. Birisine evet. Bir şey söyler, yazdırırım. Öyle işlerle uğraşmam. Yani bu gözle uğraşmam. Evet. Bu saatten sonra dosyayı tuttuklarımı da oraya geçirecek değilim. Fuzuli iş. Sabah akşam ne kadar ömrüm olduğunu kimseyle de şey yapmadım. Onun için bu... Peki ne düşünüyorsunuz? Bir sosyal medya böyle bütün hayatları ele geçirmiş. Bu efendim sosyal medya bütün ele geçirmiş. Böyle insanlar var. Mesleği yok, sosyal medya ile uğraşırım diyor serseri. Bunun zengini de oluyor, fakiri de oluyor. Sosyal medya ile uğraşıyorum diyor falan böyle. Kendi gibi başka serseriler buluyor. 7 iklim, 4 kuşaktan onlarla temasta. Acayip fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bir kısmının hiç kale alındığını zannetmiyorum. Bir kısmı bir ücret alıyordur bazı bilgiler aktardığı için belirli yerlere, hakkıdır. Ve
Anadolu'da var bunlar. Mesela adam işsizim demiyor, sosyal medyayla uğraşırım diyor. Bir çocuğa unutmuyorum, söylenmez ama yardım ettik. Para gitmiş, babasına vermiş, babası hastaymış. Baban ne iş yapar? Sosyal medyayla uğraşıyor, kahvede oturuyor bütün gün. Niye veriyorsun oğlum, bırak ölsün diyeceğin geliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çocuğun kazancına, bursuna şey yapan adam. Tuhaf. Yani bu bir dalgadır, yaygın bir şeydir. Bundan lütfen insanlar kurtulsun. Bunu kullanmak başka bir şeydir. Bundan bağımlısı olmak başka bir şeydir. Tutulmak, müptela olmak, bağımlısı başka bir şeydir. Yani çok kötü bir şey bu. Ve tabii müthiş yanlış bilgiler, dedikodular, münasebetsizlikler. Sonra hiçbir şekilde doğru düz kullanılmıyor. Mesela o bir tanesi kapatıldı, sesimi çıkarmadım. Aslında verdiği bir takım bilgiler yanlış Türkçe. Türkçenin yanlış. Yani ben hep söylerim, mesela bir meşhur hariciye nazırı vardır Rusya'nın. Bizim Mehmet Emin Ali Paşaların falan çağdaşıdır. Biraz daha uzun yaşadı, Abdülhamit devrine kadar, Gorçakov. Çok iyi bir eğitim gördü. Rusya'nın Galatasaray'ı demek olan Pushkin Gimnazyumu şimdi. Sarskoye Selo'da sınıf arkadaşı onun. Mesela onunla ilgili bilgi, bir İngilizcesini okuyun maddeni, evet. Bir de Türkçesini. Rezalettir Türkçesi, kepazeliktir. Yani doğru dürüst ansiklopedileri kullanması gereken, ansiklopedileri oraya yüklemesi gereken insanlar böyle abuk subuk şeyler, Türkçe şeylerle. Eğer lisan bilmiyorsan, eğer bazı şeyleri öğrenmediysen hiç onu kullanman mümkün değil. Yaramaz. Evet. Ama bir yandan da siz çok popüler oldunuz geçtiğimiz yıllarda. Bir anda bir fenomene dönüştünüz. Niye? Sözlerinizi alıntılıyorlar, fotoğraflar, caps deniyor bunlara. Capsler yapıyor. Caps başka bir şey. Caps başka bir şey. Yani bir karikatürünü yapıyor senin. O bir sempatik karikatür hoşunuza olabilir. Antipatik. Hepsini takip edemiyorum. Bazıları çok sempatiktir. Hepsini takip edemiyorum. Onu daha çok İzmir Teknoloji Enstitüsü'ndeki veletler yapıyor. Çok zeki onlar. Ama kötü şeyler de yazılır. Fakat bir şey var. Orada çok güzel şeyler yazıldığı gibi düpedüz uyduruk şeyler yazanlar var. Ve böyle kin kusanlar var. Ve kendilerini falan veya filan grubun adamı zannederek laf eden ahmaklar var. Hiçbir şey anlamıyorlar. Ve bunları kullanan insanlar da çok akıllı sayılmaz. Çünkü böyle acayip insanlarla iş yapmaya kalkarsan propagandan değil antipropagandanı yapmış, evet, olursun. Olmaz yani. Bunu ben burada belirteyim. Döner dolaşır vurur. Sevgili seyirciler, 5'te 1 K'da bugün Profesör Doktor İlber Ortaylı'yı programımıza konuk ettik. Bir anlamda yaz saatini ayarladık diyebiliriz. Önümüzdeki programda yine bir konuğum olacak. Yine bambaşka bir konuyu konuşacağız. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.